Merhaba çocuklar, kodlama dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde daha önce size ödev olarak vermiş olduğum sanatçı fonksiyonlardaki birinci level'ın nasıl yapıldığını göstereceğim size. Burada bir gözlüğümüz var. İlk çerçeveyi yapabilmek için ne yapıyoruz? Bir tekrarlama bloğu alıyoruz. Bir kare oluşturacağımız için bunu dörtlük döngü içerisinde ne yapıyoruz? 100 piksel ileriye, sonra 90 derece sağa dönecek. Sonra burada duracak. Buradan burası sadece bir kenar 100 piksel. Şu aradaki mesafeye ne demiş? 100 pikselden 25 piksel az demiş. Yani burası 75 piksel. Bir kenarıyla beraber aradaki mesafe 175 piksel oluyor. Burayı 175 piksel çizdireceğiz. Sonra yine dörtlük döngü içerisinde ne yapacağız? Bir kare oluşturacağız. 100 piksel ileriye, 90 derece sağa döneceğiz ve gözlüğümüzü oluşturmuş olacağız. Çalıştırıyorum. Evet. Şimdi birinci level'da ne yapıyoruz? Uzun uzadıya form kodlama bloklarımızı kullanıyoruz bu form içerisinde. İkinci level'a gelelim. Hemen. İkinci level'ımızda fonksiyon mantığını bildiğiniz anlatıyor. Bunu hepiniz kendi evinizde izleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Fonksiyonun ne olduğuna dair. Fonksiyon çocuklar, kod bloklarını fonksiyon içerisinde dörtlük döngü sadece bir kare çizimi fonksiyonunu yazıyoruz. Fonksiyon ismi içerisinde bir fonksiyon bile oluşturuyoruz. Sadece ismini bir kare çiz, fonksiyon ismini kullanarak sadece bir kare çizdiriyoruz. Burada görelim. Çalıştırıyorum. Evet, sadece bir kare çizdirdik. Gerisini yapmadık değil mi? Şimdi aradaki mesafe ne kadardı bir öncekinde? 75 burası, 100 piksel de burası. Yani toplamda 175 piksel aradaki mesafeyi çizmemiz gerekiyor. 175. Sonra yine kare çiz fonksiyonu kullanıyoruz. Fonksiyon içerisindeki blokları çağırdığımızda çalıştırıyor. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Evet, bir gözlüğümüz oluştu. Yani fonksiyon çok fazla kod bloğu kullanmadan sadece fonksiyonun ismini kullanarak programımız içerisinde istediğimiz yerde oluşturduğumuz fonksiyonun ismini kullanabiliriz. Şimdi geri kalanları sizlerin yapmanızı istiyorum. Ödev olarak vermiştim sonuçta. Takılan arkadaşlarınız olmuştu. Kanki'den bana mesaj göndermişlerdi. Onlara cevapları göndermiştim ama sizler de takıldıysanız o yüzden bunu açıkladım. Şimdi sanatçı fonksiyondan sonra gelen evet, arı fonksiyonlar var. Arı fonksiyonları inceleyelim. Evet, arı fonksiyonunda bunun da mantığını anlatacağım. Geri kalanını sizler yapacaksınız. Mantığı şöyle. Arımız birinci, ikinci adım, üçüncü adım. Üç adım ne yapıyor? Tekrarlama bloğuyla ilerliyor. Daha sonra ne yapacak? Üç tane nektarı alacak. Üç nektarı alması için üçlük tekrarlama bloğu içerisinde nektarı al kullanıyoruz. Sonra ne yapacak? Tam buradayken buraya geldikten sonra, nektar aldıktan sonra buraya dönmesi gerekiyor değil mi? Sağa dön diyoruz. Sonra bir adım ilerliyor. Nereye geliyor? Buraya geliyor. Sonrasında ne yapacak? Yine dönecek. İlerle. Sağa dön. Buraya döndü. Sonra ne yapacak? İki adım ilerleyip sonra nektarı alacak. İlerle ve 3 tane nektarımız var. Çalıştırıyorum. Nektarı alacak. Evet. Birinci level'ın mantığını anlattım size. Şimdi bir de 5. level'ımıza bakalım. Bu da aynı mantıkta. Sadece burada fonksiyonun içerisinde yapıyoruz. O yüzden bunu açtık. Üste şöyle inaktif gördüğünüz gri renkte olanlara herhangi bir müdahale edemiyorsunuz. Bunları değiştiremiyorsunuz. Burada
fonksiyon içini yazıyorsunuz. Fonksiyonun içini yazarken who and it for, yani 4 tane ne yapacak nektarı alması için fonksiyon ismimiz var. Bu fonksiyon ismini 2 tane ilerledikten sonra gerçekleştirecek. Fonksiyon içerisinde ne var? Buraya 2 tane şurada ilerledi, geldi buraya. Sonra ne yapacak? Buradayken sağa dönecek. Bir adım ilerleyecek. 4 tane nektarı alacak. Geriye gidecek ve sonrasında sola dönecek. Bu fonksiyonun içeriği, fonksiyonumuzu çalıştırdığımızda daha net göreceksiniz. Sadece üst kısımda bizim çağırdığımız ne var? İlerle, ilerle ve move and get for fonksiyon ismimizi çağırıyoruz. Çalıştıralım. Evet. Geri gitti. Sonra aynı yerde kaldı. Bunu kapatıyorum. Geri kalanları siz yapabilirsiniz. Yapamadığınız ya da takıldığınız herhangi bir yer varsa K12'den bana mesaj gönderebilirsiniz. Size yardımcı olurum. Şimdi arı koşullandırıcıdan sonra, arı fonksiyondan sonra arı koşullandırıcıya da mantığını anlatacağım size. Videoları kendiniz izleyebilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Çöp atıyorum. Burada ne yapacak? 1, 2, 3 adım ne yapacak? Tekrarlama bloğunu alalım. Çünkü 3 tane aynı işlemi yapacaksa biz bunu 3 tane ilerle yapmamıza gerek yok. Bir tane tekrarlama bloğunun içerisine ilerleyi alıyoruz. Buraya ne yazıyoruz? 3 yazıyoruz. Daha sonra ne diyor? Eğer bunun içerisinde ne varsa flower, yani çiçek varsa ne yapacak? Eğer çiçek varsa nektarı alacak. Çalıştırıyorum. Aynen. Evet. Şimdi diğer yuvaları aynı benzer olduğu için siz de yapabilirsiniz. Ben yine size 5. kontrol ediyorum. 5. level'da farklılık var. Onun hakkında bilgilendireceğim. Evet. 5. level. Evet. 5. level'ımızda ne var? Burada 4 tane. 4 tane ne var? Bunun içerisinde çiçek de olabilir ya da bal peteği de olabilir. Çiçek varsa ne yapacak? Nektarı alacak. Bal peteği varsa ne yapacak? Bal yapacak. Şimdi ilk etapta bir adım burada ilerlemesi gerekiyor. Sonra dörtlük tekrarlama bloğunu neden alıyoruz? Çünkü bu işlemi 4 kez gerçekleştirecek. Eğer çiçekte ne varsa, çiçek varsa burada, çiçek varsa ne yapacak? Kontrol edecek. Burada bir kontrol mekanizması var. Eğer çiçek varsa nektarı al. Çiçek değilse, bu bal peteği ise ne yapacak? Bal yapacak. Sonra arada ne yapacak? 3 kez, 1, 2, 3 kez ilerleyecek. Sonrasında nereye dönüyor? Buraya geldikten sonra sağa dönecek. Bu işlemi kaç kez yapacaktı? Dörtlük tekrarlama bloğu içerisinde 4 kez yapacak. Şimdi çalıştırıyoruz. Evet, bal varmış. Bal aldı. Çiçek var. Çiçeğimizde nektarı aldı. Ve ikisi de bal. Bal peteğinde balı aldı ve işlemi gerçekleştirdi. Burada ne vardı? Eğer. If bloğumuz var. If bloğumuz eğer yapısında şartı içerisinde önce bir kontrol ediyor. Burada diyor. Acaba diyor, çiçek mi var, bal peteği mi var? Çiçek varsa nektarı alacak. Değilse, baktı çiçek değil, bal peteği var. Değilse bile o içerisinde bal yap var. Demek ki orada ne var? Bal peteği var. Bal peteği olduğu için bal yapıyor. Ve sonrasında her kısımda 3 kez ilerleyip sağa dönüp bir kare oluşturuyor aslında. Karenin köşelerinde işlemleri gerçekleştiriyor. Evet. Diğer kalanları siz yapacaksınız çocuklar. Bunlar önceki haftalar verdiğim ödevlerdi. Takıldığınız yerler olursa size yardımcı olacağım. İyi dersler diliyorum. Evet çocuklar, kodlama dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Scratch programını göreceğiz. Daha önce Scratch işlediğimiz sınıflar vardı. Şimdi onlar için bu ilk etap tekrar niteliğinde olacak. Eğer ilk defa Scratch'e internet üzerinden giriş yapacaksak ne yapıyoruz? Şöyle göstereyim. Google'a Scratch yazıyorsunuz. Daha sonra Scratch Meet Edu adresini tıklıyorsunuz. Evet, bu ekran geliyor karşınıza. Scratch'e katıla tıklayarak
Buradan yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Kullanıcı adı ve parolanızı girişini sağlayabilirsiniz. Daha sonra sizden bir mail adresi isteyecek hesap oluşturabilmeniz için. Mail adresinizin olması gerekiyor. Sonra girişe tıklıyorsunuz. Girişe tıklayıp kullanıcı adı ve parolanızı girdikten sonra şu ekran karşınıza geliyor. Evet, bu ekranda oluştura tıklıyorsunuz. Evet, şimdi ekranımızı inceleyelim. Burada ne var? Kuklamızın bulunduğu sahne alanı var. Onun altında bu kısmı kuklalarımızı ekliyoruz. Orta kısımda programlama yaptığımız, kodlama yaptığımız alanımız var. Kod bloklarımız burada. Hareket, görünüm, ses, olay, kontrol, algılama, operatörler, birçok kod bloğumuz var. Üst kısımda dil ayarını yapabiliyoruz bu kısımdan. Üste dosya, dosyaya tıklayarak yeni bir proje açabilirsiniz. Şimdi kaydetle oluşturmuş olduğunuz programınızı kaydedebilirsiniz. Kopya olarak kaydede tıklayabilirsiniz, kopyasını kaydedebilirsiniz. Bilgisayarından yükle. Scratch programını bilgisayarınızda varsa, daha önce program olarak bilgisayarınıza yüklediyseniz ve herhangi bir animasyon ya da oyun oluşturduysanız onu buraya yükleyebilirsiniz. Buradaki kod bloklarından da yararlanabilirsiniz. Çünkü Scratch Mint Edu adresinde daha güncel kod blokları yer almakta. Bilgisayarına kaydet. Bu oluşturduğun oyununu ya da animasyonunu kendi bilgisayarına kaydedebilirsin. Burada eğitici dersler var. Eğitici dersler içerisindeki kodları inceleyebilirsin. Kendini geliştirebilirsin. Üstte bu kısma programının ismini yazabilirsin. Ne yazalım? Şöyle ne yazalım? İlk yazalım. Evet, burada bir kedimiz yer alıyor. Nerede yer alıyor? Merkez noktada, orijinde yer alıyor. Tam sahnenin ortasında değil mi? Bunun büyüklüğünü istiyorsak buradan değiştirebiliyoruz. Ne yapıyoruz? 50 yapabilirsiniz ya da değiştirip 75 yapabilirsiniz. Biraz daha büyüdü. Yönünü buradan değiştirebiliyorsunuz. Kuklanıza isim verebiliyorsunuz. Burayı kukla bir yerine ne yazabilirim? Mesela kedi yazabilirim. Görünür yapabiliyorsunuz ve gizleyebiliyorsunuz. Alt kısımda burada kuklalarımızı, istediğimiz kuklayı internet üzerinden büyütece tıklayıp internet üzerinde bulunan herhangi bir kuklayı ekleyebilirsiniz. Geri diyorum. Evet. Burada bir de ne var? Çizim var. İsterseniz kendi kuklanızı kendiniz çizebilirsiniz. Yeni kuklalar oluşturabilirsiniz. Çizime yeteneğiniz varsa burada çizim yapabilirsiniz. Evet. Burada buna tıkladığınızda sürpriz bir kuklayı ekrana getiriyor. Tıklayalım bakalım ne gelecek. Evet. Bir güvercin geldi. En üstte de bilgisayarınızda bulunan kuklanız varsa buraya yükleyip kullanabiliyorsunuz. Şimdi mesela ben bunları silmek istiyorum. Nereden siliyorum? Çöp kutusuna tıklayarak silebiliyorum. Bir yan tarafında ne var? Dekor var. Arka plana güzel bir animasyon ya da oyun oluşturmak istiyorsanız burada istediğiniz dekorlardan herhangi birini yükleyebilirsiniz. Onun haricinde evet ekranımız. Çizim yapabilirsiniz, dekorunuzu kendiniz oluşturabilirsiniz, fırça resmi bulunuyor. Ve otomatik bir dekorun çıkmasını da sağlayabilirsiniz. Ya da bilgisayarınızda kayıtlı olan bir dekorun arka planda yer almasını sağlayabilirsiniz. Şimdi koordinat düzlemine tekrar geri dönelim. Bir tane dekor içerisinden koordinat düzlemini getireceğim size. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi kedimiz orijinde yer alıyor. Yani iki tane sayı doğrumuz var değil mi? X sayı doğrusu ve Y sayı doğrusunun 0,0 noktasına dik olarak kesiştiği düzleme biz ne diyoruz? Koordinat düzlemi diyoruz. Koordinat düzleminde 0,0 noktasında kedimiz yer alıyor. Peki X ne kadar? X artı 240'dan eksi 240'a kadar. Y ise artı 180'den eksi 180'e kadar koordinat düzleminde yer alıyor. Bu düzlemi biz kullanıyoruz. Eklediğimiz karakterlerin bunun üzerine nasıl hareket ettiğini şimdi bir gözlemleyelim.
Bir tane daha karakter ekleyeceğim. Mesela bir kelebek ekleyelim. Evet, ekledim. Bunu biraz büyük, bunu biraz küçültmek istiyorum. Buraya tıklayacağım. Büyüklük kısmına tıklayıp büyüklüğünü değiştirebilirsiniz. 75 yapıyorum. Evet, ikisi de orijinde yer alsın, merkez noktada yer alsın. Şimdi programlarken olaylara tıklıyorum. Olaylardan bayrağa tıklandığındayı alıyorum. Neden bayrağa tıklandığında? Çünkü burada bir yeşil bayrağımız var. Programımız bu yeşil bayrağa tıklandığında çalışacak. Ve yan tarafında kırmızı bir buton var. Buna tıkladığımızda programımız duracak. Bayrağa tıklandığındayı aldık. Hareket içerisinden X ve Y konumuna git. Alıyorum. Şimdi ben bunu ilk olarak şöyle yapmak istiyorum. Burayı sıfır alacağım. Neden sıfır alacağım? Ben programı çalıştırdıktan sonra farklı koordinat sistemlerinde olacaklar ama tekrar programı çalıştırdığımda ikisinin de orijinde olmasını istiyorum. Merkez noktada olmasını istediğim için ilk olarak bunu yapacağım. X ve Y'yi sıfır olarak alıyorum. Hangisini programlıyoruz? Kelebeği programlıyoruz şimdi. Şöyle yapalım. Olaylar içerisinden kontrol içerisinden bir saniye bekleyi aldım. Daha sonra yine hareket içerisinden X bir saniyede X konumu bir saniye ben 3 olarak değiştirmek istiyorum. Evet. Artı 100 X artı 100 Y'yi koordinat düzlemine yani X'in 100, Y'nin 100 olduğu koordinat düzlemine gitmesini isteyeceğiz. Şimdi kediyi programlayalım. Bunu programlarken de yapıyoruz. Olaylar içerisinden tıklandığında alıyoruz. Program çalıştığında 0-0 noktasında orijinde yer almasını istediğim için X ve Y'yi 0 noktasına konumlandırıyorum. Daha sonra kontrol içerisinden 1 saniye bekleyi alıyorum. Biraz yavaş hareket, etmesi için 1 saniyeyi alıyorum. Evet, daha sonra hareket menüsü içerisinden 1 saniyede bunu 3 yapacağım. Diğerini 3 yapmıştım. X koordinatını bunu da eksi 100 alalım. X'imiz eksi 100'de. Y'imiz Y ise eksi 100'de. Evet. Konumuna gidecek. Şimdi programımızı çalıştırıyoruz. Nasıl çalıştırıyoruz? Yeşil bayrağı tıklıyoruz. Evet, yavaş bir şekilde nasıl? İstediğim koordinat düzlemi üzerine konumlandılar. Evet, bu dersimizde Scratch'e nasıl üye olacağımızı, Scratch içerisinde pencerede kod bloklarımızın kodlama alanımızı, sahnemizi öğrendik. Dosya menüsünü inceledik. Kuklalarımızın nereden ekleyeceğimizi ve dekoru nereden ekleyeceğimizi öğrendik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler diliyorum sizlere.